Zengin su kaynaklarına sahip yerlerde nüfusun yoğunlaştığı ve çoğu yerleşmenin bu alanlarda toplandığı görülmektedir. Akarsu kenarında kurulan Adana ve gibi şehirler bu duruma örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıdaki yerleşim alanlarından hangisi yazılamaz? Edirne, Meriç Nehri. Bunun yanında Eskişehir, Porsuk Çayı ve Sakarya'nın doğduğu kısım Amasya özellik bakımından baktığımızda yeşil ırmak. Bunun yanında Antakya, Hatay kısmı Asi Nehri. Yozgat için ise böyle bir örnek söylenemez. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangisi diğerlerine göre daha yoğun nüfusludur? 4 numaralı alana baktığımızda Kastamonu seyrek nüfuslu alanlardan birisi. 1 numaralı alana baktığımızda özellikle Ardahan çevresi ve yine o alanda nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. 5 numara dağlık engebeli olan Menteşe nüfus seyrek. 3 numaraya baktığımızda Tuzgölü çevresi kuraklıktan dolayı seyrek nüfuslu. Ancak 2 numarada verilen Adana verimli tarım alanları ki Çukurova'nın buradaki varlığı ve buna bağlı olarak sanayinin gelişmesi gibi faktörler dikkate alınırsa yoğun nüfuslu bir bölge olduğu söylenebilir. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu belirtmiş olalım. Türkiye'de 1960'lı yıllarda nüfusun hızlı artmasına da bağlı olarak büyük bir işçi ya da iş gücü fazlası ortaya çıkmış ve bazı ülkelerle işçi anlaşmaları yapılarak çok sayıda insanımız farklı ülkelere çalışmak için göç etmiştir. Bu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? en önemli olarak en fazla olarak Almanya başta geliyor. Tabi şıklarda bu verilmemiş ama bunun dışında Hollanda, İsveç, Avusturya ve Fransa gibi ülkelere bizim işçilerimiz, insanımız gitti. O yüzden burada doğru cevabımızın İspanya E şıkkı olduğu söylenebilir. Bu ülke arasında sayılmayan ülkedir. Ortanca yaş yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar kişilerin Yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. TÜİK verilerine göre ülkemizde ortanca yaş 2016 yılında 31.4 iken 2021 yılında 33.1 olmuştur. Bu bilgiye göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Ki bizim bilgimizde ortanca yaşın daha da arttığı görülmekte. Ortanca yaşın artması demek yaşlı nüfusun daha fazla olması demek. Yani nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Nüfusun yoğunluğunun azaldığı ki yoğunluk hakkında yorum yapamam çünkü toplam nüfusu yüz ölçümüne bölmem gerekiyor. Öyle bir bilgi buradan çıkmaz. Kırsal nüfus oranının arttığı yine bunu buradan söyleyemem. Buna ulaşamam. O yüzden yalnız bir A şıkkı doğru cevap olarak dikkate alınabilir. Aşağıdaki grafikte ülkemizde 2007-2021 yılları arasındaki nüfus sayıları ve nüfus artış hızındaki değişmeler gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Burada yalnızca diyor. Yani sadece grafiğe bakılarak yorum yapmamız gerekecek. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönemde nüfus sayısı en azdır. Ki nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem verilen yıllar içerisinde tabii ki 2010 olmuş ama nüfus miktarının en az olduğu dönem ise 2007. O yüzden böyle bir bilgiye ulaşamam. 2000'li yıllardan önce nüfusta hızlı bir artış olmuş ancak yeniden düşüş yaşanmıştır. Türkiye'de nüfus miktarı sürekli olarak artmıştır. Azaldığı bir yıl yoktur. 2019-2020 yılları arasında nüfus artış hızındaki ani düşüşte yaşanan ekonomik krizin etkisi vardır. Ki ben burada neden dolayı düştüğünü sadece grafiğe bakarak, yalnızca grafiğe bakarak söyleyemem. 2007 ile 2021 yılları arasında dönemde nüfus sürekli artmıştır. Ki ne dedik? Türkiye'de nüfus miktarının azaldığı bir sayım dönemi yok. Nüfus miktarı sürekli artıyor. Bu doğru bir bilgi. 2008-2010 yılları arasında nüfus artış hızının yükselmesinin nedeni Suriye'den gelen mülteci ve sığınmacılardır. Yine bu grafikten yalnızca bu grafikten böyle bir bilgiye ulaşamam. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte ülkemizde 2007 ile 2021 yılları arasında yaş gruplarına göre nüfus oranları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Genç, çocuk ve Olgun nüfus sayısı azalırken yaşlı nüfus sayısı artmıştır. Ki bakıyoruz 0-14 yaş grubu bizim çocuk ya da genç grubumuzu ve yine 15-64 yaş olgun nüfusumuzu gösteriyor. Ki burada özellikle olarak bakıldığında ki bu dönemler kıyaslandığında oranların değişiminden bahsedilmiş. Yani burada nüfus miktarları ile ilgili bir bilgi söz konusu değil çalışma çağındaki nüfus oranı artmıştır ki oransal bir kıyaslama yapabiliyorum çalışma çağındaki nüfus 15-64 yaş aralığında dikkate alınıyor o yüzden buna ulaşabilirim kadın ve erkek oranlarında önemli bir değişim olmamıştır diyor ki ben burada kadın ve erkek nüfus oranlarını görmüyorum o yüzden yalnız 2 B şıkkı doğru cevabımız oldu Aşağıda Türkiye'nin 2021 yılı nüfus piramidi verilmiştir Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 65 yaş üzerinde kadınların oranı daha fazladır. Ki bakıyoruz 65 yaş üzerinde kadın nüfusun oranı erkek nüfusa göre daha fazla çünkü kadınların ortalama yaşam süresi daha uzundur. Son 40 yıl içinde nüfus artış hızı genel olarak azalmıştır. Ki buraya baktığımızda alt kısımda bir daralma olmuş. Çünkü 40 yıl önce nüfus piramidimiz şu şekilde alt tarafı daha geniş olan bir piramide benziyordu ama son yıllarda bunda bir azalma olmuş o yüzden buna da ulaşabilirim. Toplam nüfus sayısı 90 milyonu aşmış durumdadır ki buradan 90 milyonu bulamam çünkü yüzde olarak verilmiş miktar olarak değil. O yüzden 1 ve 2 yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkemizde arazinin Düz veya az eğimli olduğu verimli topraklarda nüfus yoğunken dağlık ve engebeli tarım alanlarının sınırlı olduğu ve ulaşımı zorlaştığı yerlerde nüfus seyrektir. Parçaya göre tarıma dayalı sanayi üretimi gerçekleştirip yurt dışına ihraç etmek isteyen bir girişimci haritadaki numaralandırılmış yerlerden hangilerini seçerse daha doğru bir tercihte bulunmuş olur. Ki burada özellik olarak Ülkemizde arazinin düz veya az eğimli olduğu yerlerde topraklarda nüfus daha yoğun ki burayı seçerse daha doğru bir iş yapmış olur. Buna göre özellik bakımından Yıldız Dağları birinin olduğu yerde dağlık engebeli. 2 numaralı alanda Bafra deltası düzlük bir alan ve verimli tarım alanı. Bunu almamız gerekiyor. 3 numara ise Menteşe dağlık engebeli. 4 numara ise Adana Çukurova. Yine bir delta ovamız düz bir alan bu. 4 numarayla gösterilen yer. Yine burayı seçerse doğru bir tercihte bulunmuş olur. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 4 yani değişik oldu. Ülkemizde arazinin düz veya az eğimli olduğu verimli topraklarda nüfus yoğunken dağlık ve engebeli tarım alanlarının sınırlı olduğu ve ulaşımın zorlaştığı yerlerde nüfus seyrektir. İnsanlardan ve kalabalık nüfustan uzaklaşarak kendine uygun bir arazi satın alıp kafa dinlemek isteyen bir emeklinin haritada verilen yerlerden hangilerini tercih etmesi daha mantıklı olur. Yani nüfustan uzaklaşmak istiyorsa daha seyrek nüfuslu alanları dikkate alacak. O da özellikle çok da yer şekilleri bakımından uygun olmayan alanlarmış burada bahsettiği kısımda. O yüzden bir yıldız dağları burayı tercih etmesi daha doğru olur. Bunun yanında 3 menteşe dağlık ve engebeli olduğu için burayı tercih etmesi daha doğru olur. Ama diğer iki merkezde yani 2 ve 4'te daha yoğun bir nüfus söz konusu olmaktadır. O yüzden 1 ve 3 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de bazı yerleşim alanlarında sanayi ya da madencilik faaliyetleri sonucu Nüfusun arttığı görülür. Haritada numaralanmış illerden hangisi bunlar arasında sayılamaz? Ki 2 numaraya baktığımızda sanayinin gelişmiş olduğu Kocaeli dikkate alınmış. Bir numarada Zonguldak çevresi yine bakıldığında özellikle madencilik kısmında öne çıkmış. 4 numaralana baktığımızda Gaziantep sanayi ile ön plana çıkmış. Bunun yanında Batman yine oradaki petrolle ön plana çıkmış. Ama Aydın daha çok tarımla ön plana, yine turizm alanlarıyla ön plana çıkmış yerler arasında. O yüzden o alanlar içerisinde C şıkkı 3 numarayı dikkate alamadık. Türkiye'de kırsal kesimlerde doğum oranları fazla olmasına rağmen nüfus artış hızının genel olarak düşük olduğu görülür. Bu durum özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Ki bu alanların göç vermesi doğum oranları fazla olmasına rağmen nüfus artış hızının düşük olduğu anlamına gelmektedir. Ekonomik koşulların elverişsizliği ki bu alanlarda baktığımızda ekonomik koşulların elverişsiz olması göçlere sebep olmakta ve genel olarak nüfus artış hızı düşmektedir. Yeraltı kaynaklarının az olması değil çünkü özellikle doğudaki birçok kırsal alan mesela Doğu'ya doğru Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimizde maden çeşitliği fazla ama nüfus artış hızı düşük çünkü yine iş imkanları çok fazla olmadığı için insanlar göç ediyor. O yüzden 1 ve 2'yi aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de nüfusun 2'ye katlanma süresinin gittikçe arttığını öne süren bir nüfus bilimci bu tezini aşağıdakilerden hangisiyle desteklemiş olabilir? Nüfusun 2'ye katlanma süresinin uzun olması için doğum oranlarının az, nüfus artış hızının düşük olması gerekir. Eğer nüfusun ikiye katlanma süresi fazla değil daha kısa sürede dikkate alınırsa o zaman burada nüfus artış hızının fazla olması lazım. Mesela çok fazla doğum var nüfus artış hızı çok fazla 1 milyon olan nüfus kısa sürede 2 milyona çıkabilir. Ama nüfus artış hızı düşükse o artış daha az o yüzden bu süre daha da uzun olacaktır. Yani doğum oranlarının azalmış olmasıyla bu nüfusun ikiye katlanma süresinin uzaması kanıt olarak gösterilebilir. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Toplam nüfus sayısının artması diyor ki ikiye katlanması lazım. Yani nüfusun artış hızı burada önemli. Aritmedik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle zaten bulunuyor. Endüstriyel faaliyetlerin çeşitlenmesi diyor ki bu alanlar daha çok gelişmiş yerler. Yani nüfus artış hızı düşebiliyor. Çünkü orada bilinçlenme, eğitim insanların özellikle daha az çocuk yapmasına sebep olabiliyor. Yani o yüzden doğru cevabımızı A olarak aldık. Türk topluluklarının 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak Avrupa kıtası ve Asya kıtasının batısına doğru başlattıkları göç dünyadaki en büyük, en önemli kitlesel göç hareketlerinden birine neden olmuştur. Avrupa kıtasında yaşayan birçok topluluk Türklerin önünden kaçarak yaklaşık bir asır süren büyük bir göç dalgası başlatmıştır. Yukarıdaki açıklamada hangi göçten söz edilmektedir? Yeni dünyaya yapılan göçler coğrafi keşiflerle olmuştur. Yukarıda bahsedilen bu değil. Beyin göçü yetişmiş olan bilim adamı, doktor, mühendis gibi kişilerin başka ülkelere daha iyi şartlar için gitmesidir. İşçi göçleri çalışmak için yurt dışına giden insanlar, mülteci göçleri ki herhangi bir savaş ya da siyasi baskıdan kaçıp başka bir ülkeye sığınan kişilerdir. Yukarıda bahsedilen ise kavimler göçüdür. Yani yukarıda zaten gerekli bilgiler verilmiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 15. yüzyılda Christophe Colomb, Magellan, Vasco da Gama ve diğer kaşiflerin yaptıkları seyahatlerin sonucunda Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedilmiş ve bu alanlara yeni dünya denilmiştir. Bu kıtalara diğer ülkelerden özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda milyonlarca insanın gemilerle göç ettiği bilinmektedir. Söz konusu göçleri gerçekleştiren bu insanların gemilerin yönü ve güzergahı Haritadaki numaralanmış hatlardan hangisidir? Özellikle Avrupa'dan coğrafi keşiflerle birlikte yeni dünya dediğimiz Amerika gibi ülkelere ki bu alanda 2 numaralı güzergah olmakta ve buraya yoğun bir göç yaşanmıştı. O yüzden doğru cevabımızın 2 numaralı olan doğrultu yani B şıkkı olduğu söylenebilir. Yukarıda çalışan nüfusların ekonomik faaliyet kollarına göre dağılım grafikleri verilen ülkelerin aşağıdaki özelliklerden hangisinin kesinlikle farklı olduğu söylenebilir. Ki burada baktığımızda birinci ülkede tarımda çalışanların oranı yüksek. Ki bu gelişmemiş bir ülke. İkinci ülkeye baktığımızda hizmet ve sanayi sektörü fazlayken tarım sektörüne çalışanların oranı oldukça az. Bu gelişmiş bir ülke. Tarım alanlarının ülke yüz ölçümlerine oranları ki burada kesinlikle söylenemez çünkü bir ülkenin yüz ölçümü ve oradaki yer şekilleri bunu belirleyebilir hizmet sektöründe çalışan insan sayıları ki nüfusunu bilmediğim için ben burada sayılarla ilgili bir yorum yapamam. Okyanus ya da denizlere uzaklığı ki bu grafiklere bakılarak yine böyle bir şey zaten söylenemez. Yetiştirilen tarım ürünleri iklimlerini bilmediğim için böyle bir yorum yapamam. Ama kalkınmışlık düzeylerinin farklı olduğunu zaten başta söyledik. Bir gelişmemiş, iki gelişmiş bir ülke. Buradaki oranlara göre böyle bir kıyaslama yaptık. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ülkeler arasındaki savaşlar ve ülke içerisinde yaşanan sosyal ve siyasi çalkantılar, çatışmalar insanların göç etmesine neden olabilir. Günümüzde ya da günümüze yakın zamanda Suriye, Afganistan, Libya ve Irak gibi ülkelerden çevre ülkelere doğru iltica eden çok sayıda insan bu şekilde göç etmek zorunda kalmıştır. Bu insanların paralarını alarak yasa dışı yollarla denizlerden şişme botlarla karşı kıyılara geçireceğini vaat eden insan kaçakçıları Botların batması sonucu çok sayıda insanın denizlerde boğularak ölmesine de neden olmuştur. Söz konusu göçler sırasında yaşanan bu feci durumlar, kötü durumlar haritadaki numaralanmış denizlerden hangisinde daha fazla yaşanmıştır? Özellikle Akdeniz'deki Suriye, bunun dışında Irak gibi ya da Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleri kısmından çok fazla Avrupa'ya geçiş amaçlı bu tür durumlar yaşanmış, bu tür kötü durumlar yaşanmış ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Yani burada baktığımızda Karadeniz ya da özellikle Kızıl Deniz gibi alanlarda bu olayları çok fazla görmüyoruz. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu, 3 numara olduğunu söyleyebiliriz. Tarım, hayvancılık ya da madencilik gibi birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham maddeler ve yarı işlenmiş maddelerin Kullanılarak yeni ürünler elde edilmesine dayanan imalat faaliyetlerine ikincil ekonomik faaliyetler denir. Buna göre çalışmalarından hangileri bu ekonomik faaliyetler kapsamında sayılabilir? Kromun işlenmesiyle paslanmaz çelikten tencere üretilmesi ki burada sanayi ve buna bağlı ikincil ekonomik faaliyetten bahsedilmiş. Keten liflerinin dokunmasıyla keten elbise yapılması yine dokuma sanayisi yani ikincil ekonomik faaliyetlerden bahsedilmiş. Denizden tutulan balık sayısının e, ya da balıkların satılması, o balıkların sayısı bunlar arkadaşlar e, hayvancılık kısmına giriyor. Yani birincil ekonomik faaliyettir. Ki hayvancılık, tarım, bunun yanında maden çıkarımı bakın. Hani işlenmesi kısmı, fabrikada işlenmesi kısmı ikinci ama çıkarımı kısmı birincildir. Burada da ikincil olanı istediği için sanayide üretim kısmı istediği için 1 ve 2. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Devletler arası yapılan anlaşma gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesine mübadele göçü denir. Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle bu tür bir göç antlaşması yapmıştır? Ki burada Yunanistan'la aramızda yapılan anlaşmaya göre Rum ve Türk nüfusu burada yer değiştirmiş ve bu karşılıklı anlaşmayla olan mübadele göçüne örnektir. O yüzden doğru cevabımızın burada A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.